ansiklopediye vermek yerine bunu aslında devletin desteğinde bir enstitünün kurulması, o enstitüde pek çok insanın görev alması, iş bölümü yapması ve onlar tarafından, bir ekip tarafından böyle hazırlanması, beklerdiniz böyle yani bir şeyi. Yani çok daha iyi olurdu. Ama tabii hazırlayanlara baskı yapılmaması, onları siyasal yönden yönlendirilmemesi koşuluyla. Ama işte şerh düşüyorsunuz. Devlet de böyle şerh düşerek de devlet sizi, devlet neticede devlet kocaman bir mekanizma. Şimdi sizi çok ciddiye almaz. Aslında gelişmiş bazı ülkelerde bunun örnekleri vardır. Yani sanatsal etkinlikler için, kültürel etkinlikler için, faaliyetler için devlet bütçesinden ya da yerel yönetimlerin bütçesinden, belediye bütçelerinden kültüre, sanata bir takım fonlar ayrılır. Hı hı. Sivil toplum kuruluşları, bir takım enstitüler, bir takım kuruluşlar o çalışmaları yürütürler. Devlet sadece o harcamaların yerinde yapılıp yapılmadığını denetler. Sadece o. Yani bunun örneği var. Gelişmiş ülkelerde örnekleri var. Ama bizde devlet bir parayı verdiği zaman aynı zamanda benim resmi ideolojim doğrultusunda üreteceksin. Yani temel sıkıntı yapacaksın. O değil mi? Tabii o yanlış. Evet. Ama Türkiye bunu aşacaktır. Hı-hı. Aşmak zorundadır. Yani ben şahsen edebiyatla ya da düşünce hayatıyla çok sevdiğim dış politika konularında, kimlik konularında sadece çalışmak, ürünler vermek şunu isterdim. İhsan Bey, bunu doğrusu inanın çok büyük bir boşluk gördüm. Hı hı. Çalışmak zorunda kaldım. Evet, tam da onu soracaktım. Biz İhsan Işık'ı 80'li yıllardaki kültürümüzün kimliği, şiirleri, kitaplarıyla tanıdığımız bir isimdi. Ama birden kayboldu İhsan Işık. Bir 20 yıl sonra evet. Karşımıza böyle bir eserle çıktı. Evet. Aslında ikinci bölümde konuşmak isterdim ama isterseniz bir girizgah olsun. Sebepleri muhakkak sizde özel ve genel sebepleri vardır. İlk sizi tetikleyen ne oldu böyle bir çalışma yapmaya ki bu ışığı görmüş müydünüz 20 yıl sonra veya 30 yıl sonra böyle bir eser çıkacağını ümit ediyor muydunuz? Şimdi bu başlangıçta bir ütopya idi. Doğrusu üniversitelerden birkaç hoca, hatta şu anda devletin çok üst düzey görevlileri arasında bulunan bir hoca bana şunu demiştir. Yani bize tahmin mi ettireceksiniz yoksa söyleyecek misiniz? Yok. Demeyeceğim. Peki, oldu. İhsan, bu projeyi ben düşünmüştüm. Hı-hı. Fakat sen yaptın. Diyen birçok kişi olmuştu. Çünkü bu bir ütopyadır. Yani mesela şiir antolojisi hazırlanır. Hazırlanıyor. Şimdi şöyle yapıyorlar zaten. Diyorlar ki efendim ne kadar para verirsen o kadar şiirini yayınlayacağız. Çok para verenin çok şiiri, o kadar çok sayfada tanıtımı yapılıyor falan. Şimdi ben öyle bir şey zaten hiç kimseden bir para istemediğim gibi şiirini yayınlama sözünü de vermedim bunu yaparken. Hazırlarken benim için ütopya şu idi. Ben öğretmenliğimin ilk dönemini İstanbul Şişli Lisesi'nde yaptım. Daha o zaman öğretmenliğe ilk başladığım zaman şunu fark ettim. Ülkemizde öğrenciler de öğretmenler de edebiyatımızın günümüz temsilcilerinin çoğunluğunu tanımıyorlar. Medya kimlerin altını çiziyorsa, kimin resmini basıyorsa, kimi televizyonlara çıkarıyorsa onları sadece yazar olarak, sanatçı olarak tanıyor. Onlar da 40-50 kişiye geçmiyor. Tabii dünyada da biraz sonra İngilizce ansiklopediye geldiğimizde biraz daha açabilirim. Dünyada da çok uzun yıllar boyu, 70-80 sene boyunca, yani İhsan Işık'a kadar, hı hı, dünyada Türk yazarı denilince soldan saysan, sağdan saysan 5-6 kişinin sadece ismi
biliniyordu. Yani İran'da bile, yakın komşumuz İran'da bile çok yakın zamana kadar Türk şairi deyince Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Aziz Nesin. Şimdi Orhan Pamuk eklendi ona. Yani şimdi de Orhan Pamuk eklenmiştir ama şimdi biraz eklenmiştir. Daha başka isimler eklenmiştir. Şimdi ben ne yaptım? Türkiye'de aydınlara dedim ki bu çalışmayı yaparken, öğrencilere, öğretmenlere, öğretim üyelerine dedim ki arkadaş, Türkiye'de sadece adı medyada çok geçen, tanıtımı çok yapılan yazarlar yaşamıyor. Sadece onlar en önemli yazarlar değildir. Biz çok büyük bir ülkeyiz. Farkında olmadığımız kadar büyük bir kültür zenginliğine sahibiz. Öyle 300-500 yazarımız yok bizim. Çok sayıda yazarımız var. Sayıca olduğu gibi çok nitelikli, çok önemli yazarlarımız da var. Ve sadece şairlerimizin, yazarlarımızın zaten varlığından... Zaten başlık edebiyatçılar değil ve kültür adamlarını da eklemişsiniz. Evet, yani sadece şairlerimiz, öykücülerimiz yok. Çok güzel araştırmalar yapan tarihçilerimiz var. Sosyologlarımız var, felsefecilerimiz var, siyaset bilimcilerimiz var, İslam bilginlerimiz var. Yani modern bilimi, metodolojiyi çok iyi uygulayan, teknik olanaklardan yararlanarak çok büyük eserler ortaya koyan insanlarımız var. Fakat gazeteler, televizyonlar bunların tanıtımını yapmadığı için onları kimse bilmiyor. Bir de somut bir olayla karşılaştım. Evet. Bir ara versek isterseniz çünkü neden kısmını biraz geçtik gibi nasılı konuşmaya başladık. İsterseniz nasıl kısmında nasıl gerçekleşti projeyi, nasıl topladınız bu kadar malzemeyi? Tamam. Ben gerçekten merak ediyorum. Sadece fotoğrafları toplamak bile o hammali içerisinde çıkabilmek kolay bir şey değil. 10.200 kişi değil mi? Yani fotoğraf ve biyografi bu çalışmanın sadece görünen tarafıdır. Evet. Ki biyografileri siz yazdınız. Evet. Birebir görüşmeye çalıştınız bu isimlerle, yaşayanlarla. Gerçekten büyük bir çalışma. Tabii. Büyük bir çalışma. Bu çalışmanın çok ayrıntısı var. Onları biraz ikinci bölümde konuşalım isterseniz, tamam. İhsan Bey. Evet sevgili izleyenler, İhsan Işık'la yazmış olduğu Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi'ni bir ara sonrasında konuşmaya devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz Akşama Doğru programında. İhsan Işık'la kültür dünyamızı, ansiklopedileri ve ideolojileri konuşuyoruz. İdeolojiler eksenli yazılan ansiklopediler ve kendisinin 29 yıl boyunca çalışmış olduğu ve sıcağı sıcağına daha yeni basılmış olan, basılmakta olan 11 cildinin yeni oluştuğu ansiklopediyi konuşuyoruz ama kültür dünyamızı da biraz konuşalım ama isterseniz yarım kalan bölümü tamamlayınsın İhsan Bey. Ondan sonra kültür dünyamızı, ansiklopedideki yazarların mesela ondan da bahsedin. Kaçta kaçı yaşıyor? Size geri dönüşler nasıl? Nasıl topladınız bu kadar malzemeyi? Biraz ayrıntılara da girersek izleyicilerimiz de ansiklopediyi daha iyi bilirler. Bu arada ansiklopedi Elvan Yayınları'ndan çıkıyor. Sizin diğer eserleriniz de mesela İhsan Işık'ın şiirleri 1968-2008 yılları arasında 40 yılın şiirleri seçmeler yapmışsınız. İhsan Işık'ın şiirleri merak edenler de yine Elvan Yayınları'ndan ulaşabilecekler. Buyurun. Şimdi bir şey boşlukta kalmasın. Demin söz arasında, hatta konuşmanın başlangıcında ideolojik ansiklopedilerden söz edildi. Onunla ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum. Şimdi benim yaptığım bu biyografi çalışmalarından önce yazarlarımız hakkında bilgi veren bir takım sözlükler vardı. Ansiklopedilerde de parça parça bir takım bilgiler vardı. Ama doğrudur, ideolojik bir yaklaşımla korkunç bir ayrım yapıldı uzun yıllar. Benim çalışmalarım ortaya çıkıncaya dek. Hı hı. Onu da açıkça söyleyeyim. Türkiye'de batılılaşmadan yana, milli kültürümüzü, kendi değerlerimizi, İslami değerlerimizi, önemseyen yazarlar dışlanarak, onların %90'ı dışlanarak bu maddeler yazıldı. Şimdi ben bunu yaptığımda öyle bir ayrıma gitmedim. Hı hı.
dedim ki bir kere ülkemizin kültürel bir şeyini çekelim, bir fotoğrafını çekelim. Bunu da Cumhuriyet Gazetesi'nde tanıtım yapan bir arkadaş güzel belirtti. Dedi ki İhsan Işık'ın ansiklopedisini okuduğumuz zaman dedi, ülkemizde ne kadar farklı düşüncelere sahip, ne kadar güzel eserler üreten insanların olduğunu yeni yeni fark ediyoruz. Ve bunlar İhsan Işık'ın ansiklopedilerinde birbirlerine gülümseyerek bakıyorlar. Şimdi buna gerçekten bizim ihtiyacımız var. Uzun yıllar 12 Eylül öncesinin o aptallık dönemi diyeceğim, birbirini dışlama, birbirini inkar döneminde bir takım dergilerde... Birbirini öldürme dönemi aslında. Yani evet, korkunç bir şey dönemi, akılsızlık dönemi yaşandı orada. Siyasal boyutunu bir yana koysak kendi konumuzla ilgili. Yani dünya görüşü başka olanların çıkardığı dergileri farklı dünya görüşündeki insanlar okumadılar. Onların varlığını kabul etmediler. Burada bir şeyi de tespit etmek istiyorum. Çok ilginçtir. Avrupalıların Avrupalı olmayanlara bakışı ile Türkiye'de elit zümrenin uzun yıllar boyunca çoğunluğu teşkil eden insanlara bakışı arasında bir benzerlik yaşandı. Eski İsveç başbakanlarından birisinin yazmış olduğu bir kitapta, Avrupa ve İslam adlı kitapta şöyle bir tespit vardı. Avrupalılar sadece Avrupalıları uygar insanlar olarak görürler. Avrupa'nın dışında yaşayanları, Avrupalı olmayanları dünyanın taşrasında yaşayan ilkel yaratıklar olarak kabul ederler. İslam son derece yanlış tanıtılmıştır Avrupa'da. Halen de öyledir. Halen İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da her yıl yüzlerce, binlerce kitap İslam'ı ve Müslümanları kötülemek amacıyla bilinçli olarak yayınlanmaktadır. Avrupalının Avrupalı olmayanlara, özellikle İslam dünyası insanlarına ve aydınlarına bakışı ne kadar ukalaca ise, Türkiye'de de gerçekten uzun yıllar devletin imkanını kullanarak küçük bir azınlığın esasında düşüncelerine sahip oldukları halde Türkiye'de halkın büyük çoğunluğunun benimsemiş olduğu ortak değerleri, milli kültürümüzü, İslami değerleri efendim savunan yazarlara, aydınlara, bilim adamlarına hepsine efendim birer damga vurarak Avrupalıların bize baktığı gibi onlar da milli kültürden, İslami değerden bahseden yazarlara gerçekten taşralı, ilkel, hiçbir şeyden anlamaz, bilmez, her şeyi biz biliriz, uygar biziz, çağdaş biziz, ülke sorunları hakkında sadece bizim görüşlerimiz muteberdir, dünyadan biz anlarız, bunlar hiçbir şeyden anlamazlar gibi bir yukarıdan bakış içerisinde olmuşlardı. İhsan ama Bey, halk hiç böyle düşünmüyordu. Ben... Mesela örneğin uzun yıllar Türkiye'de çeşitli kitap dergilerinde, gazetelerde efendim en çok okunan kitaplar listeleri yayınlandı. Bunların hepsi birer sahtekarlık ürünüydü. Çünkü mesela diyelim ki Hekimoğlu İsmail'in Minyeli Abdullah romanı satış rekorları kırarken ilk 10'a değil 11.'ye bile girmiyordu. Esamesi bile okumuyordu. Yani işte Beyoğlu'ndaki 3-5 tane efendim yani kitap evinin çıkarmış olduğu ve oradaki meyhanede oturan Ayyaşlar tarafından tüketilen... Artık o yapılıyor, onu söylüyorlar. Yani o yayın evlerinin ismi verilerek... Kitapları saydılar, yazarları saydılar. Evet. Yani şimdi Türkiye tabii kabuğunu
kırıyor. İhsan Bey, buraya geçmeden önce şunu anlaşılır bulmuyor musunuz? Yani ideolojik olarak kendisini bir safta görenin, diğer saflarda olanları,